Vay gönül, ey vay gönül. Dememin tam sırası. Gerçekten de vay benim gönlüme. Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yes! Videoma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte. Evet. Sultandım, Fatih oldum. 6. bölümde karşınızdayım. Küçük padişahın büyük düşü. Küçük padişahın büyük düşü. Başlık çerçevemiz, başlıyoruz. Vay gönül, ey vay gönül demenin tam sırası. Gerçekten de vay benim gönlüme. Çocukluğumu yaşamadım desem yeridir. Sarayın katı kurallarına hocalarım Molla Gurani ve Akşem Seddin'in terbiye ve telkinlerini eklenince vaktinden evvel olgunlaştım diyebilirim. Osmanlı'da usul böyleydi. Ancak bu şekilde iyi bir devlet adamı olunurdu. Üstelik benim diğer şehzadelerden bir farkım vardı. Zekiydim, ataktım, gözükettim. Bu yüzden olacak çocukluğumdan itibaren önüme bir tek hedef kondu, Konstantinliği. Onunla yatar, onunla kalkar oldum. Yüzüm oraya dönüktü. Tahta, dışlarım orayı gösteriyordu. Bir bakmışım, daha 6 yaşında Amasya Sancak Bey olmuşum. Devleti ve vezirlerimin yardımı olmasa ne yapardım bilmiyordum. 2 yıl sonra Manisa Sancak Beyliğine getirildi. Yıllar geçiyordu ama çocukluğumu da alıp öyle geçiyordu. 12 yaşında kendimi padişah koltuğunda bulmayayım mı? Tahtın asıl sahibi olması gereken babamla doya doya oynamak varken onun yerine ben oturmuştum. Düşünebiliyor musunuz? 12 yaşında bir padişah. Üstelik babam daha sağ. Ve beni sevgili babam kendi isteğiyle tahta geçiriyor. Nereden bilebilirdim babamın Konstantinliğe girecek askerlerin arasında olabilmek için tahtımı tacımı bana devrettiğini. 12 yaşında bir çocuk olsam da bu padişahlık denemesinden çok şey öğrendim. Güç ve kuvvetin ne demek olduğunu, onun yerinde ve zamanında kullanmak gerektiğini anladım. Ağzınızdan çıkan her söze dikkat etmeliydiniz. Padişahın küçük bir hatası devlete büyük zararlar açabilirdi. Bir kazancım daha vardı. Babamın devletin yücelmesi ve başarının yakalanması için ta küçüklüğümden itibaren zihnime yerleştirdiği öğütler. Bir keresinde şöyle demişti babam. Ey oğul! Dünyada 3 türlü insan vardır. Birincisi, akıl ve fikirleri yerinde olan, geleceği az çok görebilen ve hiçbir olumsuz davranışı bulunmayanlar. İkincisi, gittikleri yolun doğru veya eğri olduğunu bilmeyenler. Bunlar kendilerine edilen nasihatı dinler ve kabul eder. Çoğu zaman çevreden aldıkları telkinlere göre hareket ederler. Üçüncüsü, ne kendilerinden haberdar olan ne de yapılan nasihatlara kulak asan tiplerdir. Bunlar sadece kendi heves ve arzularına uyarlar. Her şeyi bildiklerini sanan bu kişiler, insanlar arasında en tehlikeli olanlardır. Ey oğul, Yüce Allah seni ilk gruptaki insanlardan yaratmışsa çok sevinirim. Yok, eğer ikinci gruptakilere benziyorsan sana yapılan nasihatları dikkate almanı dinlerim. Ama sakın üçüncü gruptan olmayasın. Zira onların Allah'ın huzurunda ve insanlar arasındaki durumu hiç de iyi değildir. Ey oğul! Adalet en önemli erdemdir. Aklın gücü, kılıcın gücünden üstündür. Hükümdarlar elinde terazi tutmuş bir kimseye benzer. Sen hükümdar olduğunda teraziyi doğru tutmanı isterim. O zaman Allah da senin iyiliğini ister. İnan bana sevgili babacan. Bu vasiyetini ömrüm oldukça unutmayacağım. Ve yüzünü kara çıkarmayacağım. Sultandım, Fatih oldum. 6. bölümün sonuna denk geliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.